Yani sanayide toplu taşıma. Tabii ki olmalı. Ama kurban olayım, ne böyle bir sanayi hayal edildi burada, ne böyle bir konutlaşma. Yani ya 60 kat bina olur mu? Bir binada 650 daire olur mu? Bakın bunlar sorgulanmalı. Bu büyük bir ihanettir. Bağıra bağıra söyledik bunu. Bir binada 600 daire olur mu? 13 dönüm yerde 8600 konut olur mu ya? Ben inşaatçıyım. 13 bin metrekare yerde 8600 konut. Ben gelip göstereyim size bir parmağımı. Olmaz. Olmaz. Yaşatamazsınız o insanları. Şimdi 40 bin konut mağduru. Tabii ki olur. Peki kimi suçlayalım? Alanı mı? Yapanı mı? Satanı mı? Evet. Evet, yaptıranı seçmeyin bir daha. Yaptıranı seçmeyin. Siz biliyorsunuz yaptıranı. Seçmeyeceksiniz. Yani öyle gökyüzünü ben satarım, ona göre de yerim, harcarım diyeni seçtirmeyeceksiniz. Bunlar kötü şeyler. Bu kadar net. Onun için dilimin kemiği yok. Sevgili dostlar, ya bu cennet vatan bize emanet ya. Onun için mangalda kül bırakmak, bırakmamak meselesi değil. Bu milletin geleceğini tasarlama meselesi. Ben çocuklarımın yüzüne bakamam kardeşim. Bana geliyor 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında çocuklar siyaset yorumu yapıyor bu ülkede. Ben onun için bunları kuruyorum, söylüyorum. Geçenlerde bir ilkokul hayat